Pek kıymetli mahallelim, 6 aydır burada değildik. Bizi Erasmus'la Yozgat Bozok Üniversitesi'ne giden ilik gibi, süt gibi, kütür kütür Letonyalı bir kız gibi düşünün. Evet, belki memleketimizdeki gibi mini etek giyip savura savura gezemedik. Ciciklerimiz ortada fıldır fıldır dolaşamadık. Boyfriendlerimizle mahallenin ortasında öpüşemedik. Geceleri sarhoş olup ver. Yansık edemedik. Abi sen ne yapıyorsun sen? Örneğe sen kendini fazla kaptırıyorsun. Yap onu. Örnek oğlum bu faraza. Neyse, şöyle devam edelim. Sizin bize söyleyeceğiniz bir şey var mı? Allah sizin belansınız. Teşekkürler Cemil cümlemizi. Başka sorun olan var mı? Adaptasyon problemi yaşıyorum. Üç büyüklerden Anadolu'ya satılmış, ondan sonra da geri gelmiş futbolcu gibiyim. Ay Burak Yılmaz'a dönüştüm resmen. Bre kendimi, yerlerden yerlere atası var. Tamam ulan uzatma. Halledeceğiz problemlerinizi. Tek tek anlatın çözeceğiz. Misal giderken benim 2,5'luk kolamın kapağı açık kalmış ve bütün gazı kaçmış. Bunun hesabını kim verebilir ki ha? Sana 2,5'luk kola alacağım. Hayır, mesele o değil zaten Ali abiciğim. Ben o kolayla yıkandım baştan ayağa. Burada asıl mesele beni mağdur etmiş olmanız. Çekil lan! Bu da problem mi? Divriğde doğum yaptım. Doğum fotoğrafçısı diye getirdikleri adam çocuğun vesikalık fotoğraflarını çekmiş. Buyurun. Böyle doğum hatırası olabilir mi? Ehliyete mi başvuracak bu çocuk? Gülme kız. Büyük dağın dumanı da büyük olur derler. Derdimi anlatayım da dinleyin ha dostlar. Cep telefonumu burada unutmuşum. Döndüm de bir de ne göreyim? Çalmışlar mı lan? 6 aydır bir Allah'ın kulu bile aramamış. Şarjı bile ilk günkü gibi duruyor. Hayır, şarjı niye bitmedi ben onu anlamadım. Lan oğlum, Bulgaristan'dan cevapsız çağrı bile gelmedi mi? Onların hepsine geri döndüydüm ben zaten abi. Malımı mülkümü yediler, acıyorlar artık aramıyorlar. Evet, kartalın da sapık. Özel hayatını duyduğumuza göre devam edelim. Aramızda gerçekten bir sorunu olan var mı? Var. Buyur kardeş. Benim karımı hamile bırakmışlar. Senin haberin olmadan. Ya üstelik bir de bunu özbacanağım yapmış. Yengem kaynımla kaçmış, kaynanayı da pavyona satmışlar. Kardeş sen ne anlatıyorsun? Sen kimsin ya? Bu kim lan? Burası Beni Affet 1554. bölüm değil mi? Arkadaşım sen yanlış yere gelmişsin ya. Komedi yapıyoruz biz. Şu tiplere bir baksana. Dram karakterlerine benziyor mu ya? Gel artık izle. Ciğerimiz doldu lan ağlamaktan. Benim sorunum ne olacak rezervuar köpekleri? Hı? İstanbul kartımdaki bütün para yanmış. Ya Hilmi Allah aşkına nedir ya? Veririz kaç para? 2,5. 2,5 ne? 2,5. $1,000,000. Oh no. O zaman biz bu ihaleden çekiliyoruz. İhalede kalan diğer arkadaşlara başarılar. Yürüyün lan kaçın. 2,5 ne ya? Ya Hilmi abi. Ne Hilmi abi? He? Ne Hilmi abi? Ya abi senin niye İstanbul kartın var? Daha da önemlisi içinde niye 2,5 milyon dolar var ya? Canım bazen Boğaz'da yemek yemek istiyor. Marmara'yı kapatıp Boğaz'ın ortasında yemek yiyor. Büyük Hilmi fakirler gibi Boğaz kenarında yemek yemez. Anlaşılan mahallemizin derdi büyük. Ama olsun. Bunun da sesinden geleceğiz. Hayat var. Öyle kötü esprilerle kurtulamazsınız. Sezai. Şahidin var mı senin? Var amirim. Bizzat kendim şahidim. Ben de bir kez bu şer yuvasında bulunmak zorunda kaldım. Deneme amaçlı. Cinnah, öyle değil. Neyini anlamıyorsun? Önce keçiyi sağıyorsun, sonra oradan aldığın sütle ne yapıyordun? Gözlemci teyzeden gözleme alıyorum. Tüh, sizin role pilengizin Allah belasını versin. Teyze sus, role gir. Sonra gözlemeci teyzeden patatesli gözleme istiyorsun. O da patatesli gözleme kalmadı, peynirli vereyim mi diyor. Sonra? Sonra elinde gözleme Street Fighter oynamaya gidiyorsun. Oyunu Dalsın'la bitirmek istiyorsun ama o sırada jeton bitiyor. Sonra gelip benden jeton alıyorsun. Şimdi tak maskemi de başlayalım. Neydi benim adım? Metin Özdemir. Güzel. Artık role playing başlasın. Evet amirim, bu gizli bölmede doğrudan sıcak satış yapıyor bu iki muhabbet tellallalı. Ne bölmesiymiş burası böyle? Açın bakayım şurayı. İçeriz vallahi amirim, bizim açmaktan yana bir sıkıntımız yok yani. Yalnız şu papazı koyayım. Amirim bak, Silikon Vadisi bir kanlıca iki. Baştan söyleyeyim bak, çok etkileneceksiniz yani. Buyurun. Bu ne lan? Allah belanızı versin vicdansızlar. Aşnaf işte yapacağım diye unuttunuz beni buralarda. 20 gündür gözlemeyle besleniyor. Teyzeciğim pat... Boğulmak istiyor. Halbuki yaşamayı çok severdi haylaz. İnsanlık tarihi boyunca keşfedilmemiş bir duyguya sahibim şu anda. Özlem, nefret, kibir, hepsi iç içe. Gel bu yeni duygunun adını beraber koyalım.
Adı ne olsun der ya? Aşk mı? Ben Hilmik koyacaktım ama o dediğin de olur. Öşk mü dedin sen? Ne dedin? Ne diyorsun sen? Ben bir türlü fırsat bulamıyorum. Bizim çocuk kaç yaşındaydı? Eğer ki 18 yaşını geçtiyse ona bir ikinci el alalım. Allah belanı vermesin. Tövbe de lan. Ha vermesin mi dedin? Tövbe de mi senin olur? Hilmi Bey, işsiz kalmışız. Siz söylemiyorsunuz. Bana ne lan sizin işinizden? İstavrit ederken düşünseydiniz onu. Şimdi ne oldu? Hı? Ne oldu? İstifa mı? Bravo. Bu çocuklar olduk. Yürüyün çocuklar. Bu heriften hayır beklemeyin. Yürüyün. Dur ya! Dur! Ne? Büyük Hilmi mekana rezil olmaz. Mekan Hilmi'ye razı olur. Üstümde bir miktar easy money var. Alayım mı lan burayı? Hı? Alayım mı? Al. Alay. Çocuk ne görüyorsun? Anlamsız bir soru bence. Neden? İşe girmek istemiyor musun? Sınavda mıyız? Tebrik ederim kardeş. Mülakatta kaydırma yapını da ilk defa görüyorum. Tasebet, program yokken temizlik işleri müdürüyüm ben. Sen kim köpeksin ki sana hanımım diyeceğim? Kıçımı mutfak bölümü ilgilisi. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ayarın kaçtı gene ha. Savunma şunu bana Deniz. Savunma. Avukatı mısın, kocası mı? Lafı olan kendisi gelse söylesin. Bana değil. Bu makama sen göstereceksiniz. Metin neredesin bu oğlum? 6 saattir hareketsiz bekliyorum burada. Yukarıdaki akbabalar ölüyorum zannetti. Daireler çıkıyor lan tepemde. Martı lan onlar. Oğlum sen son gün yazılmış bitirme tezi misin lan? Niye hiçbir şey iki kere düşünemiyorsun? Ali Beyköy'de niye indin? Köprüyü niye geçtin? Haremde ineydin ya. Biz karşıda oturuyoruz. Onca yolu bir daha gideceğiz hayvan. İnemedim ki kirve. Valizlerim olduğu yere yatırdılar beni. Bir de arka tarafa koymuşlar. En son indirdiler ya. Peynir bidonlarına tutuna tutuna geldi. Bağışta mı geldin lan sen? Metin biliyorsun üstüme oturamıyorum. Söylesene arkadaş. Bir şey. Ağır hastamız var otobüse binelim. Belki yer verirler dedik. Arkadaş biz nasıl bir otobüse binmişiz ya? Nereye gidiyor oğlum bu otobüs lan? Bunların var ya alayı küçükken Abdülhamid'i görmüştür ha. Oturanlar arasında 4 tane hamile 6 tane de gazi var. 2 kişi de yeni doğmuş bebeğini emziriyor. Birisi erkek. Çok garip bir otobüs bu. Yapacak bir şey yok. Ayakta gideceğiz. Şşş bıyıklı. Bakla bak. Şu yaşta huylandı. Uyuyor numarası yapıyor ihtiyar kurt. Yok yok, uyumuyor. Üçüncü durakta öldü. Gideceğimiz yerde hastane var, morga bırakacağım. Ölü olmasa yer verirdi. Dayanamaz. Ya paranı ya karını demiş kapkaççı. Hilmi bir parasına bakmış, bir karısına. Sonra kapkaççının üzerine gidip bıçağı kendisine saplatmış. Karısına da parasını alıp kaçmasını söylemiş. Dur sen, dur sen, dur. Bak, abi bırak. Ben biliyorum seni ne yapacağımı. Dur. Gül, gül, gül. Ben sana bunları göstereceğim. Basınlar. Tamam. Emrah, şimdi seni kucağıma alacağım. Sessizce yukarı çıkaracağız. Gel. Anne, Oğuzhan'ı çağırdım. Ejderhaneden bizim için ne gerekiyorsa alacak. O bu konularda çok deneyimlidir. Makattan anlar. El yordamıyla kaldıracağız lan seni. 3 güne kalmaz. Eskisi gibi yürürsün. Ağrın sızın kalmaz. Allah boyunuzu devirme. Eve adam mı attınız ulan? Bunu da mı görecektim? Anacığım, açıklayabiliriz. Nasıl? Lan sus! Tercihinize saygı duyuyorum ama zevkinize tüküreyim. Eczaneye gittik, karın çoluğun çocuğun var dedik. Dinle bak. Tuttu karıyı boşamaya kalktı. He? Çocuğu da almış caminin önüne bırakmış. Bizim imam efendi uyanık tabii. Çocuğu almış hemen kilisenin bahçesine atmış. Papaz da bunu görünce camiye gitmiş. Kelime-i şehadet getirmiş. Anne ikinci yarı takım değiştirir gibi ya. Çocuk. Dinamit döşemeye hazır mısın? Johnny Depp'in paintle yaşlandırılmış hali. Değilim ama her an olabilirim.